Çok memnunum takımdan, arkadaşlarımdan, hocalarımdan, Bolu halkından. Buraya gelmemde Arda abimin, hocamın büyük katkısı oldu. Onlar istediler burayı seçmemi. Gelmeden önce Arda abimle konuştuğumda pas oyunu oynayan takıma gitmemi istemişlerdi Galatasaray Kulübü olarak. Boluspor'u takip ediyordum zaten, burada arkadaşlarım vardı. Barbaros abiyle görüştük. Arda abiyle zaten Başakşehir'den tanışıyorlar. Bu şekilde ilerledi. Burayı seçtik. Çok da memnunum. Her şey iyi gidiyor. İstanbul Esenler'de oturuyorduk. Biraz sokak hayatından uzak kalmak için aslında başladım futbola. Tabii çok ilgim vardı ama babam onun için yazmıştı ilk başta aslında. Atışan Spor Kulübü'nde başladım. Orada benim bir hocam vardı. Emin Hoca, Emin Tetikli. Beni Galatasaray'da tanıdığı Ahmet Keskin Kılıç Hoca'nın yanına götürdü. Denendim. Bu şekilde başladı. Sonra Galatasaray'da 10 yıla yakın Galatasaray'da devam ettim. 17 yaşıma kadar. A takıma kadar yükseldim. Kaptanlık yaptım Galatasaray'da. Hocam izin verdi. Hocam uygun gördü. Kaptanlık yaptım. Ardından Boluspor'a geldim. Burada da gelişimi devam ettiriyorum. Şans bulduğum sürece de en iyisini vermeye çalışıyorum. Peki, Galatasaray'daki ilk maçın, o an nasıl, neler hissettin, neler yaşadın? Sonuç, çünkü çok özel bir andı, Evet. sahaya çıktın. Nasıl bir duyguydu? Hem hocanla görüşme, diyaloğu nasıl olmuştu? İlk Süper Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor maçında oynadım. Tabii bir ay öncesine kadar top toplayıcılık yaptım sahada. Bu sefer maç oynamak nasip oldu. Hocam uygun gördü aynı şekilde. Çok güzeldi. Taraftarımız vardı o zaman. Pandemi yoktu. Taraftarımız vardı. Çok güzeldi her şey. Hayalimdi. Galatasaray'da futbol oynamak, sahaya çıkmak. Gerçekleştirdim hayalimi. Şimdi de daha fazlasını gerçekleştirmek için uğraşıyorum. Umarım onlar da olacak. Peki, Dembaba gibi önemli forvetleri karşı oynadın. Nasıl böyle dünya yıldızlarıyla bir karşılıklı oynamak nasıl duygu? Yeni bir başlangıç. Zaten daha da büyükler olacak ama en az o karşılaşma herkes tarafından konuşulduğu için sana da soralım. Sonradan girmiştim Başakşehir maçında oyuna. Tabii daha konsantre oluyoruz. Daha iyi rakiplere karşı daha ciddi oynamamız gerekiyor. Çünkü çok tehlikeli oyuncular, büyük oyuncular. Onlara karşı daha konsantre olmamız gerekiyor. İyi geçmişti o maçta benim için. Daha büyüklerle de oynayacağımı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Şu an Boluspor'dayım. Buraya odaklandım sadece. Aklımda başka bir düşünce yok. Sezon sonunda bakacağız. Galatasaray'a geri dönebilirim. Burada devam edebilirim. Bakacağız. Ama Avrupa hayalim var. İlerleyen zamanlarda Avrupa'ya gitmek istiyorum. İngiltere'yi seviyorum, İspanya'yı seviyorum. Yani yakaladığım bütün maçları izlemeye çalışıyorum. Büyük stoperlerin özellikle takımlarını izliyorum. Ramos, Van Dijk. Şimdi Türk stoperlerimiz Avrupa'da çok ses duyuruyor, çok ses getiriyor. Onların maçlarını izlemeye çalışıyorum. Tabii şu an dediğiniz gibi stoper anlamında çok büyük bir havuz var. Ben de o havuza girmek için çok çalışacağım. Elinden geleni yapacağım. Nasip olursa da Allah büyük diyelim. Hava toplarıma güveniyorum. Ayaklarıma güveniyorum. Galatasaray A takımına çıktıktan sonra bu özelliğimde daha da geliştiğini düşünüyorum. Orada tecrübe de kazandım. Daha iyi olduğunu düşünüyorum şu an. Bu şekilde. Onu farklı kılan hocamın zaten başarılarını söylememe gerek yok. Gençlere olan bakış açısı benim için çok değerli, herkes için olduğu gibi. Herkesin gözünde farklı oldukları benim gözümde çok farklı. Benim onunla çalışmak tabii hayalim de akademideyken. Nasip oldu. Çok da iyi gidiyordu her şey. Yani daha da iyi olacağını düşünüyorum.